Selam herkese. Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Bugün buranın anneler günü. Anneler gününü kutlamak için annemizi de aldık. Öyle bir şey var değil mi? Annemizi de aldık kendimize. Ama benim için de bir vlog şansı oldu. Niçin? Çünkü bu sefer gerçekten yemek yemeye gidiyoruz. Yürüyün. Canım. Bak, şuraya açıp şuraya bakacaksın bak. Heh, oraya bakacaksın. Oğlum da azar, oğlum aşağıda bekliyor. Evet ya. Anneler günün kutlu olsun. Buyuraz, buyuraz. Hadi anneye bir double öpücük. Anneler günün kutlu olsun. Günün anlam ve önemiyle alakalı şaka yapıyorum tabii ki. Yemek yemeye gidiyoruz. Söyle bakalım nereye gidiyoruz? Zizi'ye gidiyoruz. Zizi'nin neresi? İtalyan restoranı. Çok güzel. Bunlara bir şey söyleyeceğim. Mama yemeğe gidiyoruz babacığım. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar hep YouTube hareketleri. Duydum ki siz YouTube kanalı açıyormuşsunuz. Doğru mu? Öyle bir şey var galiba. Neyi? İsmi ne olacak? Biraz yavaşla. Şöyle yapayım. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Gamze'nin dünyasına hoş geldin. Ne? Gamze'nin dünyası ne ya? Şimdi biz ne yemeğe gidiyoruz yani? Biz pizza yemeğe gidiyoruz. Hem de gerçek incecik İtalyan pizzası mı? Evet. Hadi gidelim o zaman. Bay bay yap babacığım. Bay bay. Hadi bakalım. Pizza de. Pizza. Baba. O da olur, o da geçerim. Nurlük'te ustayım. Gezmeyi çok severim. Düttüte binelim hadi gidelim. Gezelim görelim öğrenelim. Düttüte binelim hadi gidelim. Normalde Mayıs'ın ikinci haftası ya anneler günü. İngiltere'de bu Mart'ın ikinci haftası. Diyeceksin ki sebebi ne? Sebebi şu. Niye sağdan direksiyonlu arabaysa o yüzden. Yani ne diyorum, farklı olmak için yapıyorlar bilmiyorum ya. Şimdi Zizi'ye geldik. Zizi bizim çok favori bir İtalyan restoranımız. Burada güzel pizza yiyoruz, kalamar yiyoruz. Bu da benim oğlum. Şimdi gelin içeri girelim. Ondan sonra yemekleri göstereyim size. Non più dry farfalloni amoroso Notte giorno di torno girano Delle belle turbando al riposo Ma ci sento a tuo cibo d'amor Delle belle turbando al riposo Narcisette va dolcino d'amor. Burada bizim verdiğimiz sipariş çok belli her geldiğimizde. Frito misto diye bir şey var. Kızarmış, kızarmış sebze değil mi Gamze onunla? Evet. Kızarmış sebze karışımı, bir de içerisinde kalamar mı oluyordu? Kalamar balık oluyor. Kalamar böyle balık küçük falan oluyor, gelince göstereceğim. Bir o var. Bir de buranın pizzası çok güzel. Rustika pizzaları var. Rustika pizzalarından böyle şeyle, yine sebzeli bir pizza söylüyoruz. Enginar. Ne var içinde? Enginar. Enginar var, ıspanak var.
keçi peyniri var. Roka. İşte ne o? Zeytin, mozzarella, hepsi var bunların. Çok sağlıklı besleniyoruz ya. Çok sağlıklı besleniyoruz. Normalde şarap falan içeriz de hiç bugün canımız istemedi. İngiliz restoranlarında da bekleme. Bekle, gelecek işte. Sipariş alacak. Siparişimizi alır mısınız lütfen? Much later. Can we have one large pico misto, please? And... Thank you very much. There you go. Sonunda verebildik siparişimizi. Böyle bir şey soracağım. Sen de böyle hani garson at suratlı olduğu zaman böyle ilgilenmediği zaman sinir oluyor musun? Evet. Benimle alakası yok yani sadece, değil mi? Yani sen çok sinirleniyorsun sadece. Arkadaş, bu kadın benim adımı sinirliye çıkarttı ya. Böyle bir şey yok evet, ya. Evet, sinirleniyorum tabii ki yani. Bir hizmet alıyorsun ve hizmetin karşılığını görmek istiyorsun. Ya. Restoranın bulunduğu bölgenin ismi Theater District, yani tiyatro bölgesi. Eskiden burada sadece tiyatro varmış, hatta bu binada bir tiyatro binasıymış. Hatta galiba tiyatronun kafesi miymiş, neymiş, öyle bir şeymiş. O yüzden her tarafta tiyatro ile alakalı bilgiler var. Beni tanıyanlar bilir, tiyatro birazcık ilgi alanımdır. O yüzden bu mekanı ayrıca seviyorum. Şunu bize bir anlatır mısın? Nedir bu? Şu mu? Evet, göster. Şu elimde görmüş olduğunuz siyah, Zizi'ye özel olup. Çevir de ismi falan gözüksün. Heh. Ne yazıyor üstünde yalnız? Chile oil yazıyor. Yani? Chile oil yani. Çilili? Çilili. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Çok güzel mi? Delicious. Very delicious. Very delicious. Senin o İngilizcelerini yerim ya. Şöyle bir limonata söyledim. Neydi? Sicilya. Sicilya usulü limonata. Bayağı limonun içine sıkmışlar. Şeker meker hiçbir şey yok. Sicilya'da demek ki şeker stoğunda problem var. Keşke Türkiye'deki şeker fabrikalarını onlar alsalarmış. Çünkü 3.30 paraya gitti. Çok ucuza gitti. Fritomista geldi. Biz bunu yeriz. Kaldır babacığım. Gamzeciğim yerken bir tanıt bize. Ne o? Bu balık. Balık. Ne balığı ama bilmiyorum. Hamsi. Şuna banalım. Yavaş babam. Çok sıcak. Oh, çok sıcak. Yandım, çok sıcak. Acayip sıcak. Bu çok güzel bir kızartma. Çok ince doğranmış. Enginar var içerisinde bununla. Havuç var, kabak var, kalamar var, balık taneleri var, işte böyle panelenmiş balıklar var. Kalamar. Genelde küçük balıktan yapılır ama bugün gördüğüm bu büyük balığın parçaları. Evet, daha küçük oluyor onlar değil mi? Yani normal bizim hani hamsi boyutundaki balıklardan yapıyorlardı. Hmm. Fakat bu büyük balığın bir parçası. Çok sanatsal oluyor. Bak şimdi şunu şöyle koyunca ona fokusluyor. Sen arkada şu anda yemeği yiyorsun. Çok güzel oldu ha. Şu çekimi başka birisi yapsa derdim ki zırnık bırakmadı eşi o eşi. Yedik hepsini ya.
Gamze'nin Avrupalılarla ilgili bir şeyi var. Sunumu var. Dinlemek istiyoruz. Ya bu Avrupalılar şimdi başlangıçları herkes kendine sipariş ediyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir tane sen söyle, bir tane ben söyleyeyim mesela. Ortada ikimiz yarısını sen yersin, yarısını ben yerim. Ortaya falan. Bir karışık ortaya böyle. Ortaya bir karışık yaparız ya da. Ha, bu Avrupalılar hep kendilerine Müslüman çünkü. Müslüman mı? Avrupalılar Müslüman mı? Evet, öyle oldular. Vay be, işte biz buyuz be. Ne oldu, söyle bakayım. Söyle söyle. Sinirli gözükmek istemiyorum. Yok, bu ailenin sinirlisi benim canım. Ama 1 saat 15 dakika oldu yani. Neyi bekliyoruz? Pizzayı bekliyoruz. Saçma. Kızdı. One eternity later. Bir daha söyle karıcığım. Sizi benim için burada bekleyin. Niye, ne oldu ki? 1 saat 15 dakikada getirdikleri pizzanın boyutuna bakar mısın arkadaşlar? Boyut bu değil miydi? Babacı çok büyük öyle. Boyut bu değil miydi? Boyut bu değildi. Boyut şeyle eşitti. Gelmeyiz bir daha karıcığım. Tam yerken. Baba. Bir dakika babacığım. Bir söyle bakalım. Görüşlerini bildir bize. Bize çok lezzetli her zamanki var. Biraz fazla yani süt kenarı fazla geldi bana. Bilmiyorum ya, genel olarak bugün çok memnuniyetle ayrılamayacağım yani. Çünkü çok fazla bekledim. Açtım. Sinirlendim diyorsun ha. Yani şimdi evet. Evet, bu arada şeyi anlatmak istiyorum hemen. Niye burada anneler günü erken kutlanıyor? Çünkü bunun dini bir bağlantısı varmış. Mothering Day aslında Hristiyanlıkta Easter'dan önceki 40 gün evveline işaret ediyor. Easter neydi? Paskalya mıydı? Paskalya'dan. Paskalya Perezi diye geçiyor herhalde bu dönem. İnşallah. Hristiyanlıkta bir bağlantısı var yani. İnşallah. Temize havale. O da bitti. 2 çay alabilir miyiz? İşte o yok ya. Çay alamıyoruz ya. Hiç çay alamıyoruz ya. Babacığım. Geldik işin en güzel kısmı. Katlayıp getirmişler. Acaba ne çıkacak? Vay vay. Evet. Şu yediklerimizin fiyatları burada. 34.55. İki kişi doyduk mu? Baba. Doyduk. 2,5 kişi. 2,5 kişi evet. Ya ama boylusu bir şey yemedi yani. Yani 35 pound. 34.55 biraz da tip atarız falan filan. 34.55. Yani iyi. Kötü bir rakam değil. Fakat işte bu geç geldi, meç geldi falan filan. Porsiyonlar biraz küçülmüş derken şey oldu ama işte hani kaç para verdim. Bu normal bir hani wine and dine dedikleri yemek. Bunun üzerine bir de şarap isteydik. Herhalde bir 15-20 pound daha gelirdi. Hani 50 pound'la çıkmış olurduk burada. 50-55 pound'la. O zaman hesabı ödeyelim. Overall bir değerlendirme yapalım. Evet, yani nedir? Yemekler lezzetliydi tabii ki her zamanki gibi. Fakat ben şeyleri biraz küçülmüş buldum, tabak boyutlarını. Bekleme anlamında çok fazla bekledik. Şu anda saat kaç? Bak bakayım. Biz buraya saat 5'te geldik. 1,5 saat. Bir pizza, bir kızarma.
Yani çok normalde fazla böyle olmuyordu ama değil mi? Normalde yani 15-20 dakikada hallediyorlar. Bugün anneler günü falan kalabalık malabalık ayağına falan yaptılar. Yani gene de tabii muhtemelen ama bekletiyorlar yani. Çok bekletiyorlar. Sen ne diyorsun Poyraz? Köpek çıkıyor. Köpek bu. Evet, onun üzerinden kaç veriyorsun bugün özel söyle? Yani bugüne özel 7 veriyorum ben. Çok bekliyorum. Ben daha 6 veriyorum. Ben normalde bunu hep 8-9 verirdim. Verirdim, ben de 9-9,5 evet. Veriyorum yani. Bugün 6 verdim. Olmadı sizi. Üzdüm bizi ama çok lezzetli yemekler. Buraya gelirseniz muhakkak gelir. Evet anneciğim, tamam. Bu arada bir konuda bilgi vereyim. Burası Theater District demiştim ya, hani şey tiyatro alanı. Yani bina ile alakalı bilgi vermiştim. Zaten tiyatro burada duruyor. Şu arkamda gördüğünüz yolun sonunda şey var. Tiyatro var. İngiltere'de tiyatrodan önce şey var. Bir alışkanlık var. Pre-theater dinner diyorlar. Yemek öncesi, tiyatro öncesi yemek. Burada bayağı herkes böyle bir şey yapıyor. Böyle bir teklifte, offer diyecektim de, teklifte bulunuyor. Hani pre-theater menümüz var falan diye. O yüzden İngiltere'ye tiyatroya gelirseniz, tiyatro seyretmeye gelirseniz pre-theater dinner'ınızı yemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Erşak Kahraman'la bir yemek videosunu seyrettiniz. Bundan sonra yemek videolarımız yine gelmeye devam eder. Gittikçe çekerim, çektikçe yayınlarım. Eğer beğendiyseniz şu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de hala abone değilseniz tabii. Abone olun canım, biz de burada. Değil mi? Çekiyoruz yani. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar mutlu oluyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.